Herkese selamlar dostlar. Hoş geldiniz. Microsoft Store'da yine güzel fiyatlar var. Oyunların bağlantıları ilk mesajda mevcut. Herhangi bir yanlış versiyon alıp hata yapmamak için bu linkleri kullanabilirsiniz. Discord kanalımın linki de açıklamalarda mevcut. Katılırsanız çok memnun olurum. Crusader Kings 3 867'den veya 1066'dan 1453'e kadar uzanan bir sürede geçiyor ve seni Orta Çağ'ın kraliyet dünyasına gönderiyor. Ailenin başına geçip hanedanlığını yüceltmek için her türlü numarayı çevirmen gerekiyor. Aklına ne gelirse yap yeter ki hanedanlığın ayakta kalsın. Orta Çağ tarihi ve hanedan simülasyonu sevenler için ideal bir oyun. Karmaşık mekanikleri ve derin oynanışı ile uzun saatler boyunca keyifli bir deneyim sunuyor. Valheim Valhalla'ya gitmek için gereken Viking kafasını yaşatan bir hayatta kalma oyunu. Odin seni yepyeni bir dünyaya Valheim'a fırlatıyor ve Valhalla'ya layık olmak için her şeyi yapman gerekiyor. Vahşi doğayla korkunç canavarlarla savaşacak, avlanacak, balık tutacak, inşa edecek, ötecek ve daha da güçleneceksin. Tek başına efsane olabilir veya arkadaşlarınla birlikte koca bir Viking klanı kurabilir. Valhalla'ya giden yolu birlikte açabilirsiniz. Uzay cücesi oluyorsun, sakalını tarıyorsun, bir anı yudumluyorsun ve cüce arkadaşlarınla birlikte uzaylı böceklerle dolu mağaralarda madencilik yapmaya gidiyorsun. Deep Rock Galactic şirketinin çalışanları olarak görevleri tamamlamak, değerli kaynaklar toplamak ve hayatta kalmak için birlikte çalışmalısın. Tamamen yok edilebilir çevreyle de yol takip etmek zorunda değilsin. Aslında SnowRunner'ın bir hikayesi yok. Kendi hikayeni oluşturuyorsun diyebilirim. Michigan, Alaska, Tamer gibi 3 farklı bölge. Her bölgenin kendine özgü zorlukları ve güzellikleri var. Devasa kamyonlar ve arabalar, kargo taşıma, kütük kesme, kurtarma operasyonları gibi görevler, kar, çamur, buz gibi zorlu arazilerde araç kullanma. Para kazanarak aracını modifiye edebilir ve yeni araçlar satın alabilirsin. Tek başına veya arkadaşlarınla kafayı yiyebilir, saçını başını... Şey pardon, keyifli vakitler geçirebilirsin. Emin ol doğru söylüyorum. Leon veya Claire'i seç, zombileri öldür, bulmacaları çöz, Raccoon City'den kaç. Çok basit. Zombiler Raccoon City'yi istila etti. Leon ve Claire polis karakolunda buluşup zombi ordusuyla savaşıyorlar. Umbrella şirketinin karanlık sırları ortaya çıkarken Ada Wong ve Sherry Birkin gibi ilginç karakterlerle tanışacaksın. Heyecan ve gizem dolu bir hikaye seni bekliyor diyebilirim. Korkudan altına mı sıçacaksın yoksa zombileri öldürüp şehrimi kurtaracaksın? Skyrim Special Edition bildiğimiz ve sevdiğimiz Skyrim'in daha da güzel ve içerik dolu versiyonu. Skyrim'i daha önce oynadıysan bile Special Edition'da daha fazlasını bulacaksın. Tüm genişletme paketleri Downguard, Heartfire ve Dragonborn gibi tüm resmi eklentiler ve mod desteğiyle Special Edition ejderhalarla savaşmak ve kendi efsanesini yaratmak için yeni bir fırsat sunuyor. Arabalara aşık olanlar için tam bir cennet. Bu oyunda kendi tamir atölyeni kurarak arabaları tamir ediyor, modifiye ediyor ve yeni bir görünüme kavuşturuyorsun. Tamamladığın her iş ile tamir atölyeni imparatorluğuna bir adım daha yaklaştırıyorsun. Tamam biraz abarttım. Yine de araba tamirciliğine ilgi duyanlar için son derece keyifli bir oyun. Gerçekçi oynanışı ve geniş içeriği sayesinde iyi bir simülasyon deneyimi yaşatacaktır. 23. yüzyıldayız. İnsanlık uzaya açılmış ve devasa bir imparatorluk kurmak için görev senin. Galaksiyi keşfedecek, yeni gezegenlere koloniler kuracak ve farklı türlerle tanışacaksın. Tabii ki her şey bu kadar kolay değil. Rakiplerin olacak, savaşlar olacak, diplomasi oyunları olacak falan filan. Temelde Civilization serisinden aşina olduğumuz keşfet, yayıl, sömür, yok Et, mekanikleri bulunan oyun 4X strateji oyunlarından keyif alanlara farklı bir seçenek sunuyor. Bu sefer Jill Valentine'ı kontrol ederek zombileri patlatıyoruz. Demet istenen bir bela sürekli peşimizde. Bulmacaları çözmeden ilerleyemiyoruz. Silah ve cephane bulmak hayatı önem taşıyor. Envanterinizde sınırlı her şeyi taşıyamayız. Efsane serinin en beğenilen bölümlerinden biri remake versiyonunun biraz kısa olması eleştirilse de ve ikinci remake oyununun biraz gerisinde kalsa da yine de kesinlikle değerlendirilebilir. Otherwise Ventures uzay programının en genç üyesi olarak güneş sisteminin gizemlerini araştırmakta görevlendiriliyoruz. Gittiğimiz her gezegenin kendine has bir sır ve tabii ki bu sırrı koruyan farklı farklı tehlikeleri ve doğal afetleri var. Bir de gizemli yazıtlar da devreye girince çok merak uyandıran bir macera haline geliyor. Archaeologist Edition ile hikaye genişlemesine de ulaşabilirsiniz. 2077'de nükleer savaş patlamış, dünya fena halde harap olmuş. Sen de bir sığınakta saklanan şanslı bir adam veya kadınsın. Yıllar sonra uyandığında her yer bomboş, ortalıkta tuhaf yaratıklar dolaşıyor. Yol boyunca acayip tiplerle tanışıyor, mutantlarla savaşıyor ve kendi yerleşim yerini bile kurabiliyorsun. Post-apokaliptik dünyaları sevenler için kesinlikle bir başyapıt. Şehir bir anda mutanta dönüşmüş tiplere teslim oluyor. Sen de hayatta kalan nadir insanlardan biri olarak e, şimdi ne olacak diyorsun. Neyse ki bu oyunda panik yok. Eğlence var. Duvarlarda koşuyoruz. Elektrik hatlarında sörf yapıyoruz. Raylarda kayıyoruz. Bir nevi apokaliptik Luna Park gibi düşünebilirsin. 80'ler ve 90'ların aksiyon filmlerini seviyorsan bu oyun tam sana göre. Rambo, Terminator, Robocop ve daha bir sürü ikonik karakteri kontrol ederek teröristlerle savaşabilir, her yeri patlatabilirsin. Arkadaşlarınla birlikte oynayarak eğlenceyi katlayabilirsin. Orayı kontrol ediyoruz. Minik bir ışık ruhu. Zıplıyorsun, zıplıyorsun, engelleri aşıyorsun, düşmanlara dövüşüyorsun. Yol boyunca yeni yetenekler ve silahlar da kapıyorsun tabii ki. Daha önce ulaşamadığın yerlere gitmek, daha güçlü düşmanları pataklamak için süper havalı. Hikayede fena değil. Ori kayıp bir yavru baykuşu arıyor, ormanın gizemlerini çözüyorsun falan. Dünyayı kurtarmak için acayip formlara dönüşen sıradan bir adamın hikayesi. Bir dakika süper güçlü bir şövalye, sonra minik bir fare, sonra da ateş püskürten bir büyücü olabiliyorsun. Düşmanlarla savaşmak, bulmacaları çözmek, zindanları keşfetmek için bu karakterlerin özel yeteneklerini kullanmalısın. Frozen Heart hikaye genişlemesiyle birlikte. Tarih boyunca farklı ulusları yönetip savaşlar kazanıp zaferlere imza atacağın süper bir strateji oyunu. Antik çağdan modern çağa kadar uzanan bir maceraya atılıp her ulusun kendine özgü özelliklerini keşfedeceksin. Kaynakları yönetmek, teknolojiyi geliştirmek, ordular kurmak ve diplomatik ilişkiler yürütmek gibi çok farklı unsurlarla uğraşman gerekiyor. Extended Edition olarak da hem geliştirilmiş grafikler hem de ekstra içeriklere ulaşabiliyorsun. Cyberpunk temalı bir aksiyon RPG oyunu. İzometrik açıdan oynuyorsun. Şehir fena halde distopik. Neon tabelalar, gökdelenler, robotlar falan var. Cyberpunk sevenler bayılacaktır diye düşünüyorum. Ascent Group adında D1 şirketin kontrol ettiği distopik bir şehirde yaşıyorsun. Şirketin en alt kademelerinde çalışan bir köle işçisin ve bir gün her şey kontrolden çıkıyor. Şirketin karanlık sırlarını ortaya çıkartırken hayatta kalmaya çalışman gerekiyor. Bayan Y denen bir ablamız şehre ele geçirmeye çalışıyor. Neyse ki Axel, Blaze, Cherry ve Floyd gibi efsanevi kahramanlarımız geri döndü ve bu ablanın planlarını bozmaya kararlılar. Klasik beat'em up tarzında bir oyun, ikonik karakterlerden birini seçip sokakları terör eden suçlulara haddini bildiriyorsun. Klasik 2D kaplumbağa dövüşü tarzıyla Shredder'ı ve Food Clan'ını pataklamak için hazır ol. 6 kişilik co-op modu ile arkadaşlarınla da oynayabilirsin. Her kaplumbağanın kendine has yetenekleri ve komboları var. Ustalaşmak için bol bol pratik yap. Seviyelerde saklı gizlilikler ve bonuslar da seni bekliyor. İzometrik bakış açısına sahip bir aksiyon RPG oyunu düşmanlarla savaşıp görevleri tamamlayıp yeni ekipmanlar toplayarak rastlık ele oluşturulmuş bir dünyayı keşfediyorsun. Hem yakın dövüş hem de uzaktan saldırılar var. Kılıç, balta, yay gibi silahlar kullanabiliyorsun. Mana ile özel saldırılar ve yetenekler de yapabiliyorsun. Gizlilik ve suikastın ince dansı. Dishonored 2'yi ister Corvo abimizle ister Emily ile oyna. Her ikisi de sana bambaşka yetenekler ve oyun tarzları sunuyor. Corvo klasik suikastçı tarzı ile gölgelere dalıp sessizce işini bitiriyor. Emily ise zamanı durdurma ve zihin okuma gibi havalı güçlerle gövde gösterisi yapabiliyor. Seçimlerimizin hikayeyi ve sonunu etkilemesi de oyunu daha da heyecanlı hale getiriyor. Dishonored serisinin hayranları için mükemmel bir devam niteliğinde. Bililurk'u kontrol etmek çok eğlenceli ve Void yeteneği oyuna yeni bir boyut katıyor. Seviyeler gizemli ve keşfedilmeyi bekleyen birçok saklı alan var. Hikayede oldukça ilgi çekici ve Outsider'ın geçmişi hakkında birçok bilgi ediniyoruz. Gizlilik ve suikast odaklı ama açık çatışmalara da girebilirsin. Seviyeler keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle dolu. Rook Like ve sıra tabanlı strateji türlerini bir araya getiren oldukça keyifli bir oyun. Rastgele oluşturulan zindanlarda 3 farklı karakterden birini seçerek ilerliyorsun. Her karakterin kendine özgü yetenekleri ve kartları var. Düşmanlarla savaşmak için bu kartları kullanarak stratejik hamleler yapman gerekiyor. Ashen seni koltuğuna yapıştıracak ve her adımda ter döktürecek bir oyun. Kaynaklar az, düşmanlar canavar gibi ve her an ölebilirsin. Geniş bir dünyayı keşfedecek, gizemli hazineler bulacaksın. Yeni karakterlerle tanışıp onların hikayelerini dinleyeceksin. Dikkatli ol, bazıları sana dost olmayabilir. Nightstorm Isle hikaye genişlemesiyle birlikte. Cezayir'in kavurucu çöllerinde uçak kazası geçiren Tasi'nin hikayesini anlatıyor. Tasi bu kazadan kurtulan tek kişi olarak hem hayatta kalmaya hem de kayıp kocasını ve diğer yolcuları aramaya çalışıyor. Ancak işler pek kolay olmuyor. Çölün vahşi doğası, gizemli mağaralar ve antik bir uygarlığın kalıntıları Tasi'yi bekliyor. Üstelik bir de geçmişine dair kayıp anılar ve travmatik deneyimlerle boğuşmak zorunda. Uzaylılarla dolu bir gezegende üst grup hayatta kalmaya çalıştığın bir oyun. Hem üçüncü şahıs nişancı hem de kule savunma elementleri var. Yani hem uzaylıları patlatıp kesiyorsun hem de üstünü korumak için kuleler falan kuruyorsun. İnsanlar yeni bir yuva bulmak için galaksiyi konileştirmeye başlıyor. Ashley de bu görev için seçilen ilk kişilerden biri. Nostalgia'nın son kahramanı, piksel piksel bir kahramanı kontrol ettiğimiz zorlayıcı ve eğlenceli bir aksiyon oyunu. Düşmanlarla dolu bir dünyayı keşfederken hayatta kalmak için becerilerinizi ve zekanızı kullanmanız gerekiyor. Oyunun en güzel yanı ise alaycı ve hicivli bir hikayesi olması. Anlatıcı sürekli dalga geçiyor, oyun dünyası ve kahramanla alay ediyor. Bu da oyuna oldukça komik bir hava katıyor diyebilirim. Evet dostlar hem çok sık bahsettiğim için hem de video çok uzamasın diye videoda yer veremediğim oyunların da fiyatlarını buraya koyuyorum. Bu oyunların da yine çok iyi fiyatlarda olduğunu düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler kaçırmasın derim. Her zamanki gibi videoyu bir beğeni, bir yorum, bir abonelik ve bir paylaşımla taşlandırırsanız süper olur. Discord kanalımın linki de açıklamada mevcut. Katılırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.